Merhaba, San Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda dileklerinizle ilgili açılım yapacağız. Ee, biliyorsunuz abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için tabii ki hayvansever, doğa sever hayvanlara doğaya, doğaya, saygılı, sevgili, güzel ahlaklı, merhametli, vicdanlı davranarak e, yaşayan kişiler ve enerjiler için yapacağım açılımlar olacak. Tüm açılımlar gibi bireysel ve kolektif açılımların hepsi bu niyetle yaptığım açılımlar. Ee, Burada niyet çünkü çok önemlidir. O niyetin dışında kalan kişiler hiçbir şekilde zaten yarar e, elde etmezler, sağlamazlar, e, sağlamazlar. Bu e, yeni ay zamanlarında biliyorsunuz bu e, dilek videolarını çekmeye çalışıyorum. E, Koç burcunda da böyle gerçekten aslında enerjik, yenilikçi e, bence bir yeni ay enerjisi çünkü Koç burcu sonuçta ve e, güneş tutulması etkisiyle oldu. Bu güneş tutulması ile ilgili çok fazla yine internette. Yani dinlememeye çalışsam da önüme yani astrologların o kadar bazı kişilerin tabii ki korku odaklı yorumları vesaire ya hiçbir şeyin kesinliği yok zaten. Bir de böyle kesin kesin konuşmaları şöyle böyle falan gibi daha çok negatif üzerinden. bir de şöyle bir şey var yani çoğu kişi doğum saatini bile net olarak bilmiyor. Dakika farklılığından bile bilmiyor. Ee, hani söylenilen tahminin değişebileceği durumların söz konusu olduğunu söylüyorlar. Yani sen nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Tabii ki genel etkiler söz konusu olabilir ama hep diyorum yani Jüpiter'e iyicil gezegen derler ama sen iyilik yapmıyorsan, hayvanlara, doğaya saygılı davranmıyorsan senin ağzından girer, burnundan çıkar oturup düşünürsün neden onları yaşadın diye. İnsanın kendisine bakması, kendi karanlığını aydınlatması çünkü en önemli şey. Ee, genel geçer değil ya da çok negatif etki gözükür ama o negatif etki de sen gerçekten iyi insan olmaya çalışarak yaşıyorsan, kalbinle, ruhunla, özünle yaşıyorsan çıkar ilişkileriyle değil, sinsilikle değil, kıskançlıklarla değil, gerçekten güzel enerjilerle, pozitif enerjilerle, kimseyi kıskanmadan, yargılamadan, yadırgamadan doğru ilişkilerle, doğru ilişkiler seçmeye çalışarak, hayvanlara, doğaya saygılı yaşıyorsan çok yumuşak ve hatta belki sana ödül getirecek şekilde de geçirebilirsin o süreçleri. O yüzden ben tamamen izlenme kaygılı da çoğu kişinin e, vesaire vs. E, yorum yaptığını düşünüyorum. Hatta bazıları izlenmediklerini düşündüklerinde daha çok başlıklarını falan da insanlarda korku oluşturacak başlıklardan seçiyorlar. Benim de astrolog çok fazla danışanım söz konusu. Zaten tarot ve astroloji birbirinden ayrı konular değildir. Ama zaten onlar da yani benim iletişimde olduğum astrologlar da herhangi bir yüzde yüz bakış açısıyla olmayan kişiler. Bu bakış açısında olan ben zanında kalan kişilerle zaten benim yolum ayrılır. Ben aynı yolda yürümem çünkü ego yani o astroloji %100 bilmez hiçbir şeye. Bilir dersen Allah sana ona göre o zannından seni çıkarmasını da bilir. o yüzden bu yani mesela bu şey güneş tutulmasıyla ilgili ben çok fazla işte şironyen olduğu için vesaire galiba e, negatif yorum yapan sayfalara denk geldim ve böyle çok bilinen e, kişiler olarak gözüken kişiler. Ben çok dediğim gibi astroloji yorumu falan takip etmiyorum. Ben sadece kendi yolculuğuma odaklı birisiyim ve e, tabii ki bazen böyle hani diyorum şöyle bir şey hissediyorum. Acaba şu an hangi etki söz konusu falan gibi bakıyorum ara e, ara. Ama dediğim gibi yani bir dakika bile doğum saati oynadığında e, tahminler vesaireler kişiler için değişebilir Derken kolektif için nasıl bu kadar kesin kesin yorum yapılıyor? Ee, bu da saçma. Zaten e, bence Allah da bu tarz kişileri zaten bu Plutokova sürecinde ben zanlında kalan işte ben her şeyi bilirim, şöyle ilmim var, böyle ilmim var, ben şöyle rehberim, böyle rehberim, e, şöyle şuyum, böyle buyum diyenleri Plutokova e, çok güzel e, değiştirip dönüştürür. Ee, diye düşünüyorum. Zaten önceden de söylemiştim. O yüzden siz de dikkat edin. Yani e, kanmayın. Hatta dediğim gibi böyle bilerek korku odaklı başlıklar atıyorlar ki daha çok insanlar aa bu ne şimdi? Hani falan" gibi izlesin. Sizi bu şekilde kodlamalarına izin vermeyin. Burada bile bazen çok negatif şeyler çıktığında dikkat etmeniz gereken şeyler çıktığında hiçbir zaman ben negatif başlık atmamışımdır zaten videolarıma. Hep size diyorum ki kendi enerjinizi değiştirirseniz bunları da değiştirebilirsiniz ve bu doğrultuda akıştan tavsiye size aktarılıyorsa o tavsiyeleri de size aktarıyorum ya da yeri geliyor ekstra kart seçiyoruz ama o da almaya niyetli olan kişilere gider. Yani o tavsiyelerde bazı negatif gibi gözüken süreçlerin içerisinden çıkabilmeniz ya da güzel şeyleri gerçekten yaşayabilmeniz için o tavsiyeleri de duymanız gerekiyor. Ama siz işte bu tarz e, astrologtu kendine ruhsal rehber diyen de bilmem neydi bunların sizi kesinlik e, ve ben zanlıyla hani ben dedim çünkü ve kesin e, onlar dedi diye hani e, ipte, 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 ipte 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 öyle bir şey olmuyor zaten görüyorsunuzdur da çokça kez yanıldıklarını. Herkes yanılabilir. İnsanız çünkü. E, firavunlaşmamak lazım. Fir, i̇nsanın kendi içindeki özellikle bu tarz ilmi konularla uğraşanların kendi içlerindeki firavunlarını e, Musa aklıyla da terbiye edebilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben de o yüzden hiçbir zaman kesin yorum yapmamaya çalışırım. E, olabilir, şöyledir. Hep olasılık çünkü olasılıklar evreninde yaşıyoruz ve Enerjilerde olasılıkları gösteriyor. Yaptığınız seçimler başka olasılıkları doğurabilir. Zaten kuantum fiziği de bunu anlatıyor. Yani araştırın yani Einstein'ın kuramlarını araştırın. Yaptığı deneyleri araştırın. İşte çift yarık deneyi vesaire vesaire. Yani ilim ve bilim birbirinden ayrı değil ve zaten Einstein'ın öncesinde de işte tasavvufta vesaire. Bu yol açmış liderlerin zaten... Ee, benzer şeyleri aktardığını görürsünüz. Ben gerçekten tasavvufun ilk okullarda özellikle e, öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanın ruhunu terbiye edebilme noktasında e, çok önemli bilgiler var ve ben mesela kendi araştırmalarım doğrultusunda çoğunu sonradan öğrendim. Hiçbiri bana eğitim öğretim hayatımda öğretilmedi mesela. E, ben çocukken Kur'an kursuna da gittim. Hani e, dershaneye gitmeden çok güzel Anadolu Lisesi'de kazandım. Çok güzel üniversiteden üniversitede okudum. Ama üniversitede zaten bölümünüze göre ilerliyorsunuz. Daha hani ne Anadolu Lise lisemde ne ilkokulumda hani ne böyle hani din kültürü ve ahlak bilgisi dersi vesaire bana mesela hiçbir şekilde tasavvuf, işte Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli bunların öğretileri aktarılmadı. Bence aktarılması gerekiyor. Çünkü iyi insan olabilmek ve dinin inancı ne olursa olsun Allah'la, yaratıcıyla bir olarak ilerleyebilmek noktasında ve bu kolektifi negatif kodlamaya çalışan kişilerin o negatif kodlarına sarılabilmek adına çok böyle o çocuktan yetişen o fidanların çok güzel ağaç olmalarına, birey olmalarına katkı olabilir diye düşünüyorum. Buradan da eğitim öğretim ile ilgili böyle bir tavsiye olsun eğer ilgilenenler varsa. Ve bu da, bu noktada tabii ki bunu aktarabilecek güzel öğretmenlerin de olması gerekiyor. Öğretmenler de çünkü çok önemli. Bir öğretmen size bir dersi sevdirebilir. Sevdiğiniz dersi başka bir öğretmen nefret de ettirebilir. Ben eğitim öğretim hayatında bunu çok yaşadım. Çünkü Öğretmenler de tabii bu doğrultuda derinliği olan, o bakış açısına sahip olan, yargılamayacak, yadırgamayacak öğretmenler olmalı. O zaman bu yeni nesille ilgili şikayetlerin de ben ortadan kalkabileceğini ve daha materyalist bakış açısından sıyrılabileceğini e, düşünüyorum. Gerçekten e, ilkokullarda falan bence e, öğretilmeli. Yani din, kültür ve ahlak bilgisi dersine mesela e, o öğretiler öğretilebilir tasavvuftaki. E, yani... Yurt dışında bile mesela Mevlana vesaire e, araştırılıyor, üzerine tezler yazılıyor, e, ya da tıp okullarında vesaire yine bizim topraklarımızda yetişmiş e, bu ilmi konuda ilmi konularda yol açmış e, kişilerden e, işte ortaya koydukları eserlerden vesaire yararlanılıyor. Bunlar bence e, gerekli müfredat sağlanarak ilkokuldan itibaren de bireylerin daha güzel, daha böyle ruhu güzel, kalbi güzel yetişmesi noktasında kullanılabilir diye düşünüyorum. Bunları da yine hiç böyle söylemek aklımda yoktu. Tamamen akışla ilerledi. Şimdi yani demem o ki kendinizi siz güzelleştirdikçe, ruhunuzu güzelleştirdikçe zaten güzel şeyler. Allah'la bir oldukça yaşayabilirsiniz. Hayvanlara, doğaya saygılı davrandıkça yaradılığınız hem yaradılığının ötürü bakış açısıyla kaldıkça güzel şeyleri zaten yaşayabilirsiniz. Ee, yani İbnül Arabi'nin dediği gibi uyanan insan gezegenlere tesir eder diyor. Her şeyin bir tekamül süreci var. Gezegenlerin de kendi içlerinde tekamül süreçleri var. Ama ee, bu bakış açılarıyla ama kaç tane astrolog anlatıyor değil mi? Yani tamamen izlenme kaygısı. İşte başaklar şu, aslanlar şu, yolla gitsin yani nasılsa izleniyor deyip negatif negatif kodlamalar yapan kişileri dinlemeyin. Ee, ondan sonra böyle gerçekten derin, sizi bir yerlere götürebilecek açıklamalar yapan kişilere karşı alışık olmadığınız için size tuhaf geliyor ya da bazı kişiler direkt olarak yadırgıyor. Bana ne ben kapalıyım işte kendimi geliştirmeyeceğim işte tavsiye almayacağım bilmem ne. Almazsan alma çok doğru. <laughs> çok doğrumuzdaydı dermişim yani hani e, bireysel olarak kimsenin umurumda olmaya da olmama durumu söz konusu değil ama dediğim gibi yani kendini geliştirmek istemeyenle de zaten kimse uğraşmaz. Anladın mı hani ona göre sen kendi hayatında olayları yaşayıp durursun. Bunları da buradan söylememin vardır bir sebebi diye düşünüyorum. Hani çünkü ben de çok korku odaklı yorum yapan kişilere denk geldim. Her ne kadar dinlememe ve izlememeye çalışsam da o yüzden buradan da söylemek istedim. Yani Hiçbir zaman ne astrolojinin ne tarotun kesinliği söz konusu değildir. Size olasılıkları söyler. Bunun, bunun üzerinden farkındalık kazanabilirsiniz ve kazandığınız farkındalıklarla hayatınıza güzellikleri çekebilirsiniz. Yani oturup ah ah edin vah vah edin diye değil en azından benim yaptığım aktarımlar ya da yaptığım paylaşımlar. Çok güzel bir şey yaşayabilirsiniz, gözükebilir. O da onu almaya hazırsanız yaşarsını yaşayabilirsiniz. Ee, çok negatif bir şey gözükse de siz kendi algınızı, farkındalığınızı değiştirdiğinizde o şeyi yaşamadan da atlatabilirsiniz gibi gibi. Yani olay aslında ben bildim, benim dediğim doğru çıktığının çok çok ötesinde. O işte o benlik zannı, o firavun bilincinde kalma durumu oluyor. Onu da Musa aklında, Musa bilinciyle bu işte yol açan zatlar, tasavvuftaki vesaire başka felsefelerdeki, dinlerdeki bunların hepsi bilinçtir, enerjidir. Ee, ne diyor? Ölenler bedendir. Ruh ölmez. Yani e, bilinç ölmüyor yani. O açtığı, o geldiği enerji ölmüyor. O yüzden o güzel enerjilerden zatların vesaire e, bağımlılık çalıştırmadan da yararlanabilirsiniz. O yüzden dedim ilkokuldan itibaren gerekli müfredatlar oluşturularak eğlenceli vesaire aktarılabilir bence. Ki bence de aktarılmalı hatta. Yani tasavvufun eğitim-öğretim hayatına girmesi gerektiğini düşünüyorum ben milli eğitim tarafından. Çok daha sağlıklı, ruhu güzel bireylerin yetişebilmesi açısından da. Evet şimdi açılma geçeceğiz. Bu desteği bayağıdır kullanmıyordum. Çok sevdiğim bir deste ve yine zaten e, Türklerin yaptığını öğrendiğim bir deste. Sonradan gördüğümde. Şöyle göstereyim. Zaten geçen sene almıştım bunu. O zaman da paylaşmıştım. Lunar Design, Jolly Tarot destesi isteyen inceleyebilir. Gerçi bu içside satılıyordu. İçsiden ben kesinlikle alışveriş yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü kredi kartı bilgilerini kopyalayıp kendi bünyelerinde müşteri temsilcisi olarak kendini tanıtan kişilerin e, kredi kartı bilgilerinizi kopyalayıp onlar üzerinden e, şey yapma durumları söz konusu. It's. Ve içsi e, sitesi bununla ilgili hiçbir şekilde önlem almıyor. Hatta şöyle bir şey söz konusu. Mesela siz şikayet ediyorsunuz, müşteri temsilcisiyle konuşuyorsunuz ya o müşteri temsilcisi de dolandırıcılardan biri çıkıyor falan. O yüzden başka yerlerde satılıyorsa alın içsi dışında ama içsiye çok güvenmeyin e, derim. Bununla ilgili de zaten daha önce paylaşmıştım. Özellikle bu ikizler donayı zamanında e, bu dolandırıcılıklar işte Arda Turan, Fatih Terim vesaire durumları söz konusu olmuştu ya. O dönem bu içsi dolandırıcılıklarıyla ilgili de bazı durumlar çok yoğundu. O yüzden ben bunu içsiden almıştım ama o sonradan zaten e, hani e, o yüzden uyarıyorum çok güzel desteler satılıyor ama site güvenilir değil. Yani Allah'a emanet. O yüzden bence hiçbir şekilde kart bilgilerinizi o siteye girip alışveriş yapmayın. Başka mecralarda satılıyorsa alabilirsiniz. Çünkü zaten hani gördüğümde de Türklerin ürettiği bir desteydi. O yüzden de böyle buradan tekrar göstermek istedim. Her zaman Türkleri de <laughs> güzel olan şeyleri de daha doğrusu ayrımcılık da yapmadan destekliyoruz. Evet şimdi. Ben niyetimi hemen sesli olarak alıp açılma başlayacağım. Bakalım dileklerinizle ilgili kartlar neler gösterecek. Evet. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde, sevdiklerimin de kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde, en iyi en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, doğaya, hayvanlara karşı, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, doğaya, hayvanlara karşı, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, kalplerine, ruhlarına, enerjilerine, davranışlarına, yaşayış şekillerine, yaşam şekillerine, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğaya ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, iyi, güzel, temiz niyet, iyi, güzel, temiz niyetle, iyi, güzel, temiz düşünceli, merhametli, vicdanlı, sevgili, saygılı, Sevgiyle, saygıyla, saygılı, güzel ahlaklı davranmayı bu şekilde yaşamalarını nasip etsin tüm insanlara. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağınan hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm yerde. Ve öyle de olduğu ve öyle de olduğu ve öyle de olduğu ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm dağ ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sahatle, kolaylıkla, sağlıklı, sahatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm dağ ve hayvanları tüm dünyada tüm her yerde tüm enerjisel boyutlarda tüm boyutlarda tüm olasılıklarda tüm zamanlarda tüm dünyada tüm her yerde Böyle öyle oldu böyle de oldu böyle de oldu böyle öyle de oluyor ve de oluyor böyle de oluyor amin 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 tüm dünyada tüm her yerde tüm enerjisel boyutlarda tüm boyutlarda tüm olasılıklarda tüm zamanlarda tüm dünyada tüm her yerde tüm kedilerin tüm köpeklerin tüm kuşların tüm ve hayvanların tüm kedilerin tüm köpeklerin tüm kuşların tüm ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Böyle de oldu, böyle doldu, oldu, böyle de oldu. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetimizi, güzel niyetlerimizi aldım. ...güzel netlerimizi aldım. Odaklanıp seçebilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Bakayım nasıl gözüküyor. Güzel kartları. Bu güneş kartımız. Bir dakika. Şöyle. Bunların kenarları ışıltılı bu arada. Bu dünya kartımız. Her kart için, fark her deste için farklı dileklerde dileyebilirsiniz. Bu da yıldız kartımız. Pozitif sembolleri olan kartları seçtim bilerek. Şöyle göstereyim destenin kenarındaki ışıklar şey ışıltıları da böyle e, silver gümüş ışıltıları var. Şöyle göstereyim arkası da böyle bu destenin. Çok güzel ve çok tatlı bir deste. Minimal bir deste. ışıtılı şeyleri çok sevdiğim için <laughs> nasip eden Allah şükürler olsun. Nasip eden Allah şükürler olsun. Evet. Evet, şimdi Güneş kartını seçenlerle başlıyorum. Güneş kartını seçenler, birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun Allah. Kişiler ve enerjiler için bu dilekle ilgili olası sonuç olasılıklar doğrultusunda tabii ki sizin için nedir? Bunu buraya koyalım. Gözüküyor mu bakayım? Evet, gayet güzel gözüküyor. Evet. Bu arada iyi bayramlar. Ben yani yoğunluktan bazen böyle özel şeylere kaçırabiliyorum söylemeyi unutuyorum yani aklımdan çıkıyor. Güzel, sağlıklı, toksik kişilerden uzak, e, hayvanlarla, doğayla mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, iyi kişilerle, iyi insanlarla aynı zamanda iyi varlıklarla, iyi enerjilerle, güzel bayramlar, güzel hayatlar hatta diyeyim. Başta desem daha iyi belki ama şimdi aklıma şimdi aklıma geldi. Evet. Birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için hayvansever, sever, doğa sever, hayvanlara doğaya saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için dileğinizle ilgili olasılıklar doğrultusunda tabii ki sonuç enerjisi nedir? Bu dilekle ilgili sizin için sonuç enerjisi nedir? değişim dönüşüm enerjisi çok yoğun olarak gözüküyor bu dilek her neyse hep diyorum başta zaten bu doğrultuda açıklama yaptım. Ee, burada böyle gözüküyor diye illa bunu yaşayacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Tavsiye kartları da seçeceğiz ama şunu şöyle yapayım. Ee, yani illa bunu yaşayacaksınız diye bir şey. An enerjisiyle gözüken değişim dönüşme enerjisi çok yoğun olarak gözüküyor özellikle kararlar ve beklentilerle ilgili. Ben burada bu dilek her neyse bu dilekle ilgili beklentilerinizin değişebileceği enerjileri görüyorum ve e, burada e, daha çok e, iş yani bu bir mesela aşk bağlantılı bir dilekse kartlar sanki diyor ki burada ilk aşamada eee daha materyalist yani daha işte para, iş, eğitim, kariyer bu konularda başarı sağlayabileceğim bir süreç senin için söz konusu. Yani başarılı olma, bir şeyi güzel enerjilerle tamamlama fırsatı yakalayabilirsiniz. Ama kupa kraliçesi olarak gözüktüğünüz için. Şimdi kupa kraliçesi biraz şeydir. Uçan kuşa da aşık olabilir. Bu güzel bir şey. Kuşa da yani yaradılığını sev, yaradılığını ötürü anlayışı. Burada bunu söyleme sebebim şu. Yani biraz şıp sevdilik durumu hissettim ben açıkçası. Yani belki iş bağlantılı, kariyer bağlantılı bir durumla ilgiliyse ama işin içinde duygular da söz konusuysa burada. Kartlar burada diyor ki Öncelikle sen daha iş, kariyer, eğitim, kendi başarını e, tamamlayabileceğin süreçlere odaklanmalısın. Buna odaklandığında bak, burada güzel fırsatlar var çünkü. Ama duygusal baktığın için e, daha çok sanki böyle bir doyumsuzluk içerisine girebilirsin. Daha çok aşk, işte meslek duygular bu tarz beklentiler içerisinde olduğun için bir doyumsuzluk ya da burada yakalayabileceğin iş, kariyer bağlantılı fırsatı göremeyebilirsin. Beklentilerini değiştirmelisin diyor. Beklentilerinizin değişebileceği bir olası sonuç enerjisi gözüktü ve beklentileriniz değiştikten sonra burada duygusal konularla ilgili değil daha çok iş, kariyer, eğitim, para konularıyla ilgili güzel fırsatlar ve tamamlanmalar başarılar yakalayabileceğiniz belki seyahatler e, dediğim gibi güzel sonuçlar e, başarılar e, gözüküyor burada e, sizin için e, tılsım dörtlüsü de gözüktüğü için ben burada birazcık sizi hani ben buradan aşkla bekliyordum neden sadece iş oldu kariyer oldu bana ne ben kendimi kapatıyorum e, gibi bir durum gözüküyor kartlar burada size aslında şunu söylüyor yani duygusal bir şey burada gelişmedi şimdilik diye yakalayabileceğin kariyer bağlantılı, iş bağlantılı fırsatlara da aslında kendini kapatmamalısın. Buradaki öncelik duygusal bir gelişme değil. Duygusal aşk meşkene yani ilişki bu tarz bir gelişme değil. Daha çok iş, kariyer, parasal bağlantılı bir gelişme ve çok güzel başarılı tamamlanma süreçleri gözüktü. sonuç enerjisine baktığımızda bakın deste altında da yine kılıç onlusu vardı. Yani bir değişim dönüşüm süreci sizi bekliyor ama bunu bunun sebebi birazcık ben dediğim gibi istediğiniz gibi olmadığı için bazı şeyler belki duygusal odaklı yaklaştığınız gibi daha mantıklı işte daha kariyer odaklı tekliflere de kendinizi kapatmanız ya da görememeniz ya da bu fırsatları görememeniz. Yani o yüzden... Burada güzel kariyer, iş, para bu tarz fırsatlar yakalayabilirsiniz kendinizi geliştirebileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz. Bu da yine istediğiniz bir şey ama duygusallıkla ilgili bir küsme. Bana ne ben şöyle duygusal bir şey de bekliyordum buradan gibi bir şey var. Oradaki beklentilerin değişebilir. Daha çok kariyer, iş, para bu konularda bir başarı yakalayabilirsin. İşte belki seyahatler, yurt dışı konuları olabilir e, ee, güzel bir tamamlanma başarı gözüküyor ama sizde bir böyle bana ne küstüm oynamıyorum işte benim şu olmuyorsa bu da buna da kapalıyım gibi yani bu şımarıklığı yapmamanız gerekiyor. Çünkü kupa dörtlüsü biraz şımarıklık enerjisidir. Şükürsüzlük enerjisidir. Ee, bakın ay kartı da geldi. Belki de yengeç etkisi falan sizde söz konusu olabilir. Çünkü bu yengeç kartıdır. Bir de kupa kraliçesi de çıktığı için balık yengeç akrep etkili olabilirsiniz olmak zorunda değilsiniz ama burada hani bu etki söz konusu değilse bile çalıştırdığınız oradaki bana ne küstüm hani e, kariyer iş ben duygusallık bekliyordum buradan falan gibi bu kafalara girme diyor kartlar. Güzel çünkü gelişmeler yaşayabilirsin. Bazı fırsatları kaçırmamalısınız bir de. Ve beklentilerinizin değişmesi gözüktü burada yani. Ama bu değişim dönüşüm sizi başarıya götürebilecek bir değişim dönüşüm. Birkaç kart daha seçelim. Evet bakın hep materyal materyal konularda ve Kılıç Prensi de bazen eğitim, öğretim, kariyer bu süreçleri gösterebilir. Ee, böyle bir e, sonuç enerjisi gözüküyor e, sizden. Ya burada aklı beş karış havada olma durumunuz söz konusu birazcık. Ee, evet, yani bundan çıkmanız gerekiyor açıkçası. İlişkileri daha çok kendi duygusal çıkarlarınız doğrultusunda e, beklentilerinizle sonuçlandırmaya çalışma durumunuz var ama buna odaklanmamanız gerek. Bu şekilde özetleyebilirim ekstra çektiğim kartları. Da, ki zaten burası da bu doğrultuda gözükmüştü. Yine ekstra tavsiye de çekeyim. Ya yani burada daha çok materyal konular, iş, kariyer, para konularında güzel, başarılı tamamlanmalar yaşayabileceğiniz gözüktü beklentileriniz değiştikten sonra yani. E, daha duygusal ya da aklı beş karış havada olma, insan ilişkilerini duygusal çıkarlarınız, burada maddi değil, duygusal çıkarlarınız için yönetmeye, kullanmaya çalışma durumunuzun değişip dönüşebileceği ve daha çok işte daha oturaklı, daha ayakları yere sağlam basan, kendi geleceği, işte iş, kariyer, maddiyat bu konulardaki başarılı olma durumlarıyla ilgili fırsatlar yakalayabilir ve güzel tamamlanmalar yakalayabilir. Ama bu birazcık takıntı geliştirdiği duygusal durumlar olduğu için e, şey yapabilir hani e, kendini kapatma dört dört bakın hani e, yani şey gibi düşünün diyelim ki başarılı bir süreciniz olabilir iş hayatınızda ve siz iş hayatında birisinden hoşlanıyorsunuz ben bu kişiyle neden sevgili olmadım ama başarılı oldum gibi bir küsme gibi hani örnek üzerinden anlatmak gerekirse tavsiye de seçelim. Bu dilekle ilgili kartların size tavsiyesi mesajı Feather, think first before you judge. Yargılamadan önce düşün diyor ve burada ben size destek olabilecek çevrenizde yine belki iş arkadaşı, ben daha çok iş kariyer bu bağlantılı kişilerin olabileceğini de hissettim burada açıkçası. Burada başka ne söyleyebilirim? Bir de biraz sanki akışa bırakmanız gereken. Süreçler de söz konusu gibi. Yargıya düşmemeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Yani bu böyle şu şöyle dememeniz gerektiğini. Ve e, bazı kararlar almadan önce ya da bazı yargılara varmadan önce düşünmeniz gerektiği mesajı gözüktü size. Ve e, bana buradaki kişiler de yine e, aslında daha çok iş, kariyer, para konularında desteklenebileceğinizi de hissettirdi. Belki de bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz ama kapalı olmamak işte yargılara sahip olmamak bu bakış açısında olmalısın diyor kartlar. 2 ve 6 yine insan ilişkilerinin e, geliştirilmesi konusunda özellikle. Ramazan ayı da bitti. <laughs> Duygulandım be. Nasip fena Allah şükürler olsun. Nasip eden Allah şükürler olsun. Evet birinci deste bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her diyon altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şimdi karıştıralım ikinci desteyle. Devam edeceğiz. Evet. Where I put the other... Aynen diğer kartı nereye koydum? İkinci destenin kartını bulamıyorum. Heh, burada. Buldum. Yere düşmüş. Nerede düştü? Açıyı kontrol ederken falan düştü galiba. İkinci desteği, ikinci kartı seçenler. Dünya kartını seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için Hayvan sever, doğa sever. Hayvanlara doğayan. Ay bir evet, duygulandım. <laughs> Bakın dünya dünya güzel tamamlanma. Tam Ramazan ayı da bitti dedim. Tamamlanma kartı. Şifa getirdi aslında diyor. İkinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bana arada gelen bu duygu durumları <laughs> açılım yaparken... Evet, ikinci desteği seçenler, dünya kartını seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için... sever, doğa sever, hayvanlara, doğaya saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için. Dileğinizle ilgili olası sonuç enerjisi nedir? Dileğinizle ilgili olası sonuç enerjisi sizin için nedir? Bu dilekle ilgili olası sonuç enerjisi sizin için Allah Allah. <laughs> Dünya kartı zaten demin de atmıştı kendine. Burada güzel başlangıçlar var. Sadece ben şunu görüyorum. Bu kart bu deste çok güzel geldi. Ee, siz zaten burada bu dilek her neyse. Ee, şunu da şöyle gösterelim tacımızı. <laughs> ee, şöyle yapalım. evet çok güzel gözüküyor. Şimdi burada bu dilek her neyse ben burada e, sizin daha popüler, daha tanınır, daha başarılı olabileceğiniz süreçlere geçebileceğinizi görüyorum. Belki uzun süredir bireysel, sessiz, sakin çoğu şeyden ve çoğu kişiden kendinizi soyutlandığınız, soyutladığınız daha doğrusu kendinizi soyutladığınız e, süreçler içerisindeydiniz belki. Zaten bu iki kart birbirine e, hatta üçü de birazcık birbirine... E, temsil eden kartlar. Yani böyle göndermeler yapan benzer mesajlara sahip kartlardır. Ve 2-2 bakın. E, sadece bu dilekle ilgili dengede kalmaya dikkat etmenizin gerektiğini görüyorum. Önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerektiğini görüyorum. Ve bana bu kadar çok bakın 2-2-2 ve e, burada başlangıç ve 1 bakın. Ben şunu görüyorum. Sanki siz hem iş hayatıyla ilgili. Bu dilek her neyse iki konuda birden belki. Belki de daha fazla konuda birden. Çok güzel aşamalara geçiş yapabilirsiniz ama burada her şeyden önemlisi ben şunu görüyorum. Hayatınıza dilekleriniz, istekleriniz girebilir. Evet ama çok güzel bir aşk da girebilir. Özellikle uzun süredir hayatınızda kimse yoksa. Ve belki de yaşadığınız... Iı, Duygusal sıkıntılar, aşk sıkıntıları bunlardan dolayı da belki de hani bunların vesile olduğu bazı manevi uyanış süreçleri içerisine girdiyseniz, bir süredir kendinizi kapattıysanız falan aslında bunların yenilenebileceği ve duran hayatınıza bir hareketliliğin gelebileceğini ve güzel bir aşkın, duygusal bir ilişkinin ve bu duygusal ilişkinin belki ben şunu da hissettim açıkçası evlilik olabileceğini, ee, belki tanınır birisi olabilir burada ben sizin şu aşamaya geçebileceğinizi de görüyorum çok tanınırlık üzerine bir enerji de söz konusu bu dilek neyse tanınma daha çok kişilere hitap etme belki sosyal medyada tanınma daha çok ondan sonra beğenilme takdir edilme başarılı olma güzelleşme belki bir evliliğin hayatınıza girmesi yurt dışı konuları ile ilgili başarı ve şans yakalayabileceğiniz süreçler zafer ve zafer bakın ilk kart Zafer son kart Zafer yani anahtar kelime olarak da burada her neyse konu sizin zaferiniz söz konusu açıkçası ve burada sanki ben çok böyle hani sizin hak edip hak etmediğinizi söylemek bana düşmez Hani bu Allah'ın değerlendireceği bir şey ama kartlar üzerindeki enerjiler üzerinden yorumlamak gerekirse tabii ki olasılıklar doğrultusunda. Ben sanki böyle bakın aşk hayatında mesafe koyduğunuz böyle buz gibi davrandığınız belki çoğu kişiye çok böyle inceleyip sık dokuyarak davrandığınız süreçlerde sanki hak ettiğin o duygusal kişi bak hayatına girebilir diyor. Ben çok aşk girebileceğini görüyorum. Her, dileğiniz her neyse ve bu yeni bir enerji. Ee, burada bu kişi hayatınıza girdiğinde uzun süredir belki sosyalleşmek, birisiyle görüşmek, flörtleşmek, ne bileyim o duygusal akış buna alışık olmadığınız için ilk başta dengeyi yakalamakta belki birazcık inişler, çıkışlar yaşanabilir diyor kartlar. Ama daha sonra güzel durumlara doğru ilerleyebilir. Sadece senin bu kişi hayatına girdiğinde önceliklerini sağlıklı değerlendirebiliyor olman gerekiyor. Hayatına denge getirebilecek aslında huzur getirebilecek ve sana seni manevi süreçlerde evet belki bazı süreçler yaşadın ama dünyevi boyutta o manevi açıda sana açılan kapılara e, aydınlanmayı, dünyevi boyutta dünya kartıyla yaşayabileceğin bir ilişki aslında, e, yani tamamlandırabileceğin bir ilişki. Yani tamam, işte belki inzivaya çekildin, çok böyle manevi açılımlar yaşadın vesaire, dünyaya da bir katkın olması lazım geldiğin aşamalarla ilgili egodan sıyrılarak tabii ki. Yani burada mesela. Ben kendi kendimi geliştirirken aynı zamanda açılımlar yapıyorum. Bireysel veya kolektif. Siz de kendi hayatınızda belki başka işlerde, başka durumlarda bunu yapıyor olabilirsiniz. Ya da yapmanız gerekiyor olabilir. Yani işte hayvanlara, doğaya saygılı davranmak bunun cennetin anahtarı olduğu. Ee, aslında hani hem dünyada hem tüm boyutlarda cennetin anahtarı olduğu örneğin Böyle bazı e, geldiğiniz bilinçleri de sanki insan içine karışarak da yaşayabileceğinizi özellikle güzel bir aşk güzel bir ilişkiyle görüyorum bunu kariyer anlamında da iş anlamında da çok şanslı durumlar e, fırsatlar yaşayabilirsiniz durağan olan e, bir süredir kapalı olan süreçlerinizin e, açılabileceği güzel başlangıçlar yaşayabileceğiniz gözüküyor. E, güzelleşme, tanınma, başarılı olma, aşk hayatında başarı özellikle. Ben burada çok aşk hissediyorum kariyerden ziyade. Evet bir tık kariyerle ilgili durumlar da söz konusu olabilir. E, dediğim gibi belki iki şey birden ama öncelik daha çok sanki aşkta mutluluk gibi hissettirdi bana. Belki de evlilik, belki de yurt dışı konuları, gezme, tozma, eğlenme. Yani böyle tekrar hayattan tat alma, geliştiğiniz manevi e, enerjilerle de birlikte tabii ki abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için gözüktü. Bu kart zaten başta da kartları karıştırırken izleyenler görmüştür. Kendini atmıştı ve ben de zaten bu da dünya, bu da dünya demiştim ve Ramazan ayından bahsetmiştim. E, o sırada duygulandığım için çok konuşamamıştım. Ve bakın yine açılım içerisinde gözüktü. Yani bu dilek her neyse e, şimdiye kadar, ya mesela bu desteği seçenler manevi çok fazla süreçler yaşamış kişiler kişiler e, Çok böyle derinliklerden geçmiş kişiler olarak gözüküyor. Belki bazı sıkıntılarla e, ama teslimiyet enerjisinde. Yani bu süreçleri yaşama, yaşamayan kişiler için değil bu desteler. E, Hayvan sever, doğa sever, e, hayvanlara doğaya saygılı davranarak yaşayan kişiler için aynı zamanda. Ama Azize ve e, asıl Adam bana ciddi manevi süreçlerden geçtiğinizi hissettirdi. Yani her şeye daha derin bakabilmek. Aslında... Her şeyin sizden size olduğunun bilincinde olmak ve o yüzden belki de kendinizi kapattığınız süreçlerin artık açılmaya başlaması sadece burada şu var. Hani şimdi ben nasıl idare edeceğim, ne yapsam, ne etsem, böyle bir ikilemleriniz olabilir ara ara. Dengede kalmaya dikkat edebilirsiniz o yüzden. Ee, çok güzel tanınma, ün, başarı. Ee... Hayatınıza giriyor diyebilirim. Yurtdışı konularıyla ilgili güzel gelişmeler ve belki de evliliğe tamamlanmaya varabilecek çok böyle güzel seyahatler edebileceğiniz aynı zamanda ee, bir duygusal ilişkide belki bir evlilik hayatınıza girebilir. Ee, burada bu dilek her neyse olası sonuç enerjileri bu şekilde gözüktü. Şimdi Aa, bir de şunu söyleyeyim bakın ee, anne bağlantılı da yaşadığınız sıkıntılı süreçleriniz söz konusuysa bunların da pozitif e, tamamlanabileceği güzel fırsatlar yakalanabileceği enerjiler gözüktü. Yani şu iki kart o kadar güzel ki biliyor musunuz hayatın evrenin sizi desteklemesi gibi yani. Her ne yaşıyorsan kim sana ne yaptıysa yaptı. Sen hep maneviyata yöneldin, kendi içinde çözmeye çalıştın, aydınlanmaya çalıştın ve hayat şimdi sana çok güzel hediyelerini sunuyor. Hem duygusal hem madde boyutunda gibi bir akış gözüktü burada. Dediğim gibi abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Yükselme var burada. Yani hayat şartlarınızda da bir yükseliş görüyorum. Ve sağlıklı sınırlar çizmeniz. Bir de şunu söyleyeyim. Zor zamanlarınızda yanınızda olmayan kişilerin güzel bu güzellikleri yaşarken, bu hayatın size sunduğu hediyeleri yaşarken yanınızda olmayabileceği süreçlerle gözüküyor. Yani sizi o zor duruma sokan kişilerin hayatınızda artık olmayabileceği enerjileri görüyorum. Çok daha sizin değerinizin farkında olan kişilerle ilerlemeniz ve yeni bir aşk, yeni bir ilişki, belki evlilik enerjisi de gözüktü burada. Belki seyahatler yapabilir, gezebilirsiniz, taşınabilirsiniz gibi durumlarda söz konusu olabilir. Çok güzel enerjiler gözüktü. Tabii ki abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için. Bu çünkü zaten tarotta bakın, e, yani bu klasik tarotta da bunun düz dönmüş hali gibidir e, şeyde, e, şekli de, bacak şekli vesaire. Yani yaşadığın o sıkıntılı süreçleri başarıyla tamamladığın için aslında artık ödülünü alabilirsin gibi bir akış enerjisi gözüktü sizin için. E, Tabii ki abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için, hayvan sever, doğa sever kişiler ve enerjiler için. Hayvanlara doğaya saygılı davranarak, sevgili davranarak, merhametli, güzel haklı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için. Şimdi yine de bir tavsiyede seçelim. Dengede kalmanız gerektiğini, önceliklerinizi sağlıklı değerlendirebilmeniz gerektiğini söylüyor sanki kartlar ama... Ruhsal gerilimler, sıkıntılar, yalnızlık, inziva durumları vesaire vesaire bunların açılabileceği ve çok güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz gözüktü diyebilirim. Aşk anlamı öncelikli olmak üzere kariyer anlamı, belki sosyal medya, işte popülerlik gibi gibi durumlarla da ee, zafer kazanma, tanınma, takdir edilme. Ve sanki ben burada şunu görüyorum. Siz bunlara ihtimal bile vermiyor olabilirsiniz bu süreçlerden geçenler gerçekten. Evet. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu desteğe er kartların tavsiyesi nedir? Şu. Ya ben bu destede boşa duygulanmadım. Aslında duygulandığım şey Ramazan'ın bitmesiyle ilgili bir duygusal durum yaşamıştım ama burada da yani denk, he, hepsi eş zamanlılık aslında. Nasip eden Allah şükürler olsun, nasip eden Allah şükürler olsun. Yani manevi ve tek başına geçirdiğiniz zamanları bak burada ne diyor çok güzel. Gold. You don't need someone else to fix you. Başkalarının seni düzeltmesine, seni iyileştirmesine, seni fix etmesine diyeyim. Ee, hani e, ihtiyacın yok. Düzeltmesine, işte tamir etmesine. Nasıl e, her şekilde Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. E, Bakın burada da bir bardağı sanki yapıştırmış. Yani sen kendini şifalandırabilirsin ve zaten bu süreçlerden geçtin. Ve belki bu süreçlerden geçerken karşına çıkabilecek güzelliklerin aklına bile gelmeyecek güzellikler olabilir. Beklentiyi bırak. Sen sana yetersin. Zaten bu bilinçte olduğun için de çok güzel gelişmeler yaşayabilirsin diyor. 3 ve 6. İmparatorça ve e, aşıklar gibi de düşünebilirsiniz tarot. E, kartlarındaki numaralar üzerinden de yani ben burada evlilik enerjisi de hissediyorum o yüzden yine buradaki 36 e, 3 ve 6 e, numaralarıyla ya yani sen zaten altınsın sen zaten parlıyorsun sen zaten ya, hani neler yaşadın çok manevi derinliği olan kişiler olarak görüyorum yani azize burada ve o kadar e, azize enerjisindeyken dünyevi boyuta bazen ayak uydurmaya çalışmak e, zor gelebiliyor ama o aşamaya geçebileceğiniz gözüktü. Orada o gökten alınan bilgeliğin, e, hislerin, sezgilerin sağlıklı şekilde egodan uzak, e, dünyevi boyutta sergilenmesi, yaşanması, sunulması, tamamlanması gözüktü. Çok güzel. ya anne yarası olanların falan da burada kartlar aslında diyor ki yani korunuyorsun ya yani senin bu göksel annedir burada. Yani hayat seni koruyor. Evren seni koruyor. Çünkü senin içini biliyor her yani sistem. Korunuyorsun, gözetleniyorsun. Çok güzel gelişmeler yaşayabilirsin o yüzden. Yani en yakınındaki kişiler olsa da birilerinin seni onarmasını bekleme. Seni zaten hayat çok güzel aşamalara getirecek. Hayat sen, sana çok güzel şeyler sunacak. O yüzden kendinizi de biraz açabilirsiniz. Beklentisizlik bir de burada hissettiğim şey. Kendi değerinin farkına varmak ve kendi yaralarını iyileştirdikçe kendin beklentisizlikle hayatın sana nasıl Allahla özünle bağlantıda kalarak, e, direkt olarak Allahla iletişimde kalarak hayatın sana nasıl güzellikler sununu görebilirsin diyor aslında. Evet, e, ben daha çok aşk anında da o soğuk rüzgarlar esen sen süreçlerinizin belki iki senedir falan hatta olabilir şu iki kartı yayınlayayım. Sana zaman çok takılmayın. E, yani mesela bazı durumlarda e, azize kartı çıkar ama ertesi gün o konuyla ilgili gelişme de yaşayabilirsiniz. Ben bunları da deneyimledim. O yüzden üzerine basa basa diyorum. Yani zaman evet gösterir olasılıklar olsun. hepsini gösterdiği astrolojik göstergi vesaire zaman süreçleri söz konusu kartların ama e, enerji değiştikçe hani pasif gibi gözüken süreçler çok kısa sürede de ilerleyebilir. Önemli olan sizin enerjiniz işte içinize bakabilmeniz. Burası da çok güzel gözüktü. Ödül enerjisi görüyorum sizle açıkçası. E, özellikle manevi sınavlardan e, geçmiş kişilerde. Evet zaten detaylı olarak açıkladım. İkinci ders abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde da abone olabilir. Beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Üçüncü desteğiyle devam ediyoruz. Üçüncü desteği seçenler. Geliyorum hemen bir dakika. Şu İkinci deste bu arada evlenme teklifi falan bile alabilirsiniz yani o tarz enerjiler gözüktü. Evet şimdi üçüncü desteği seçenler, Yıldız kartını seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için Yıldız kartını seçenler, üçüncü desteği seçenler abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için hayvansever, doğa sever, hayvanlara doğaya saygılı, güzel ahlaklı, güzel, sevgiyle davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için dileğinizle ilgili olası sonuç enerjisi nedir? Tabii ki olasılıklar doğrultusunda. ...dileğinizle ilgili... ...olası sonuç enerjisi. Evet ben bu da iletişimsel bir şey... deste altında <laughs> da gördüm. Hmm. <laughs> ve Azize ve... Bu dilekle ilgili... ...olası sonuç enerjisi... ...konu her neyse... ...duygusal olarak... ...sizi beslemeyen... Belki üzülerek de olsa geride bıraktığınız, ayrıldığınız bu tutulma süreçleri, ay ya da güneş tutulmaları süreçlerinde yaşadığınız durumlarla bağlantılı olabilir bu dilek her neyse. Ve geride bıraktığınız duygusu olarak belki üzüldüğünüz ama hani kalmak iyi değil benim için dediğiniz yerlerden size teklifler, iletişimler, haberlerin gelebileceği gözüküyor. Aşkla ilgili ise de, işle ilgili ise de, ailevi konularla ilgili ise de. Burada e, ben ne görüyorum biliyor musunuz? E, çok mutlu olabileceğiniz, e, gitmeyi bildiğiniz için aslında, bırakmayı bildiğiniz için kendi değerinizin farkında olma aşamasına geçebileceğiniz, bakın değne konusu ve değnek kraliçesi, öz sevgi, öz saygı, öz enerjisinde olabileceğiniz akışlar, gözüküyor burada. Yani geride bıraktığınız bırakmayı bildiğiniz kendi değerinizi bildiğiniz için oralardan alabileceğiniz teklifler, haberler, iletişimler ilgi alaka görme durumlarınız söz konusu olabilir diyor kartlar. Aile bağlantılı konularla da hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev değiştirmek, seyahatler, Ondan sonra mamül konuları üzerinden bir şeyi değiştirmek ya da takas etmek gibi bir akış görüyorum. Yani Ne alakadır kendinize göre düşünün. Bir şeyin değişmesi ya da belki ikinci bir şey almak, e, elde etmek bu tarz durumlarınızda e, söz konusu olabilir. Maddi olarak da daha böyle hasılan basıl yani telaş demeyeyim ne diyebilirim onu... E, yoğunluk diyeyim daha sağlıklı ve pozitif ifade edebilmek adına yoğunluk süreçleriniz olabilir. Yani aile bağlantılı belki bu bayramın etkisi bile olabilir. Dileğiniz ne bilmiyorum ama burada duygusal olarak bana iyi gelmiyor deyip geride bıraktığınız kişi ya da yerlerden adım görebileceğiniz, haber alabileceğiniz, çok güzel ve kendinizi başarılı hissedebileceğiniz maddiyatınızda artış, başarı, aile konuları içerisinde bir telaş enerjisi görüyorum. Yani ama bu kötü bir telaş değil. Yani maddi konular olabilir, iş fırsatları olabilir. Bir şeyleri değiştirmek, belki dekor, belki araba değiştirmek, ev değiştirmek. İkincisini alalım, şuna şunu ekleyelim. Çocuğun şusunu yapalım, busunu yapalım. Ama bu telaşın yine sizi e, burada yani başarılı tamamlanmalara e, getirebileceği gözüküyor. Aile bağlantılı da yaşayabileceğiniz bir özgüven enerjisi görüyorum yani her şey istediğim gibi tam tıkırında ilerliyor ee, hani mutluyum huzurluyum e, diyebileceğiniz süreç enerjileri de e, gözüküyor açıkçası yani aileden de destek alma durumlarınız özellikle parasal konular üzerinden e, söz konusu olabilir e, burada başka ne görüyorum Ekstra kart seçelim. Bakın kendini attı şu şekilde. Aynen şu şekil kendini attı. Hızlı gelişmeler var burada teklifler. Ee, mesela iş teklifleri falan gelebilir size. Ee, çok fazla böyle görmek isteğiniz. yani böyle bir değere bilmeniz, kıymete bilmeniz enerjisi e, gözüküyor açıkçası burada. güzel evet maddiyat. Maddiyatla ilgili çok güzel gelişmeler gözüküyor sizin için. E, güzel fırsatlar. E, belki bir şey bir konuda başarılı olmanız. Bu konu belki korktuğunuz, yara alabileceğinizi düşündüğünüz, maddi olarak biraz temkinli yaklaştığınız konulardan birisi de olabilir ek çektiğim kartlarda güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz mahkeme kartı son zamanlarda çıkıyor hep de diyorum bir sınavı geçebilirsiniz başarılı olabilirsiniz atanabilirsiniz bu konuları da gösterebilir biraz yavaş ilerleyen ama size tılsım kraliçesi tılsım olmuş yani zenginliğe de maddi manevi özsevgi öz saygı özgüven enerjisine de getirebilecek durum enerjileri görüyorum bazı konularda yine e, tıs, mahkeme ve tılsım şövalyesiyle kararlar alınabilir. Yani size de maddi olarak hizmet edebilecek. E, maddi olarak sizi de güvencede his, e, hissettirebilecek. Aile bağlantılı bazı kararlar alınabilir. Buna şahit olabilirsiniz ama bu karar neyse sizi de besleyebilecek. Size de daha iyi gelebilecek kararlar olarak. Özellikle maddi konularda gözüküyor. Yani bir korunma, kollanma, güvende hissetme maddi olarak aile bağlantılı enerjiler gözüktü. Devam edelim başka. Güzel ya burası, güzel güzel. Yani bir süredir askıda kalan işte dediğim gibi belki geride bıraktınız, ertelediğiniz, geciken konularla ilgili güzel başlangıçlar, yenilikler gözüküyor sizin için. Aile içinde de sizi üzen eden kişiler varsa çaktırmadan sizi e, mutlu etmek için falan da e, çaba harcayabilirler. Yani konuşmuyorsunuzdur ama arka planda sizin iyiliğiniz için bir şeylere çabalıyordur gibi. yani evet yenilik enerjileri var ya burada ya yeni bir ev alabilirsiniz ya yeni bir araba alabilirsiniz ya ikincisini alabilirsiniz ee, bazılarınız belki taşınabilir yeni bir yerde bir hayata başlayabilir ee, belki motor alabilirsiniz araba ondan sonra ev yani bu tarz enerjiler görüyorum her neyse konu ama size çok iyi gelebilecek değerli hissedebileceğiniz öz sevgi öz saygı öz güven ve e, aile bağlantılı konularda da maddi olarak çok güvencede ve güvende hissedebileceğiniz enerjiler gözüktü e, kartlarda Bir de kaçtığınız bir ilişki kaçtığınız bir aşk e, söz konusu olabilir çektiğime kartlarda çok sürekli çıkıyor Çünkü karşıma e, belki kaçtığınız yüzleşmekten korktuğunuz bir bir e, aşk da karşınıza çıkabilir. Yani birinin sizden 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 hoşlandığını hissediyorsunuzdur. Size duygularının olduğunu hissediyorsunuzdur ama e, çok böyle hani oralı olmuyorsunuzdur. Şimdilik oraya odaklanmayayım falan dediğiniz konularla ilgili yüzleşmek durumunda da kalabilirsin. Yani karşına da çıkabilir bu birinin duyguları kupa kralı. Kupa ama sanki sizin çok böyle kılıç yedilisi. Neyse hani çok görüyorum her şeyi ama çok da bozuntuya vermeyeyim görmüyormuş bilmiyormuş gibi yapayım dediğiniz bir e, eril enerjinin duygularıyla da yoğun olarak karşılaşabilirsiniz bu eril enerji de sizin için her şeyi yapmaya hazır bir e, eril enerji olarak gözüküyor evet size başarı şans getirebilecek ilişkilerle ilgili ilişkilere sırtınızı dönmenize neden olan bakın bu kupa kralından böyle kaçmanıza neden olan bakın buradaki gibi gövde gösterisi yapıyor. Sizin için her şeyi yapmaya çalışıyor gibi ama siz erteliyorsunuz sanki bu kişiyi. Üzülmemek için geçmişte yaşadığınız e, belki aldanma aldatılma konuları için bakın geçmiş. E, ve bu kişinin hayatınıza evet şans getirebileceği girebileceği şu an yorumlarına çok eş zamanlı kartlar çıkıyor. Aynı zamanda gözüktü. Belki önünüzdeki süreçte hem aile konularınızın şifalanması hem de sizin aile olmanız ya da evlenmeniz gibi yalnızlığınızı ya da bireyselliğinizi bitirebileceğiniz süreçlerinizde söz konusu olabilir. E, Mal mülk edinme üzerine de akış enerjileri dediğim gibi gözüktü. Evet e, burada çok güzel yine akış enerjileri gözüktü. Üç deste de çok güzel gözüktü gerçekten. Yine tavsiyelerle de unutmadan devam edelim. E, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Feast, <laughs> kutla, slow down and celebrate your, yourself. Yani şöyle göstereyim bakın. Ee, um başarılı olduğun bir süreç içerisindesin, özsaygı, özsaygı, özgüven enerjisine geçiyorsun. Belki kendi tahtını kurabileceğin süreçler içerisindesin. Ee, dediğim gibi bolluk bereket, güvende hissetme, e, böyle bir e, durumları söz konusu, e, güzel fırsatlar yakalamanız, aile bağlantılı yine güzel imkanlarla karşılaşmanız, sunulması belki ve aşk hayatınızda şifalanmada çektiğim ek kartlarda gözüktü. Size sadece kartlar diyor ki yavaşla ve kendini tebrik et, takdir et. Çünkü sen biraz önce çünkü karıştırırken gözüme e, bir tane bitişlerle ilgili olan kart da bu destede çarpmıştı. O, o kartta şunu diyordu aslında. Hani bitmesi gereken biter gibi bir mesajı var as, e, diyebilirim. Burada da ben şunu görüyorum başka olmayacak şeylerin peşinde koşmak yerine kendini seçtiğin için e, hayatta seni seçmeye başlıyor aslında. Ve burada çok güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Kutla. <laughs> Yavaşla ve kendini takdir et. Kutla. Hani Eğlen. E, böyle bir süreç enerjisi gözüktü. Bu dilekle ilgili tabii ki abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için hayvansever, doğa sever, hayvanları doğaya saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için. Evet üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için açılımınız bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için hayvansever, sever hayvanlara, doğaya saygılı, sevgiyle, güzel ahlaklı, saygılı, düşünceli, merhametli, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.